Ne olursa olsun kadın konuşmuştu. Konuşan insan öyle kolay kolay dertten ölmez. Bir insan konuşmayıp içine gömüldü mü, sonu felakettir demişti usta. Kendi de bu yüzden susmadı belki. O kitaplarıyla sessiz bir gürültüyle konuştu. Türkmen köyünde doğdu mahlasıyla Kemal Sadık Göceli. Daha 5 yaşındayken bir acı saplandı göğsüne. Babasının öldürülüşüne tanık oldu. İnsanoğlu umutsuzluktan umut yaratandır dedi yaklaşık 80 yıl sonra. Ama o daha çok küçük yaşlarda yarattı umudunu. Devam etti yoluna kitaplarıyla. Bir ömür korkarak yaşamak, rahat bir uykuyu uyuyamamak. Her gün, her gün ölüm korkusu, ölüm acısı. Korku hapishanesinde tek başına yaşamak işkencelerin en korkuncudur. Sanata ilkokula başlamadan oldukça küçük yaşlarda hem de şiirle adım attı. Öyle küçük yaşta şiir yazacak kadar büyük bir yüreğe sahip olmanın nedeni belki de baba özlemiydi. Annesinin de tek oğluydu üstelik Kemal. Babasından sonra evin tek erkeği oldu yani. İlginçtir ki annesi onun saz çalmasını içten içe istemedi. Sebebi de bir o kadar manidar. Biricik oğlu aşık olur da diyar diyar gezer, ana kucağını unutur diye korktu. Yaşar Kemal aşık olmadı, diyar diyar gezmedi ama kitapları gezmedik yer bırakmadı. İlk öykü kitabı Sarı Sıcak'ta yer alan Bebek Öyküsü Fransızca'ya, İngilizce'ye, İtalyanca'ya çevrildi. Yaşına kadar devam ettiği yoluna. Birçok röportaj, şiir, öykü, roman üretti, yazdı. 28 Şubat tarihinde yani bugün bir yıl kadar önce o güzel atlara binip çekip gitti. Ne demişti İnce Mehmet'i? Ama ne yürekli adam. Her dakika ölümü bekleyen bir hali var. Hoşça kal usta. Derinde kalın, dar olsun canım dar olsun, yar yar dar olsun. Üstü çimen, altında lale, zar olsun canım zar olsun, gülüm zar olsun. Ben ölürsem